Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Eğitim 1Sen temsilcisi Fikret Aslanparçası, Türkiye'nin her 10 yılda bir darbelere maruz kaldığını söyledi. Ülkemiz maalesef darbelerle de 10 yılda bir terbiye edilen bir ülke konumunda. Maalesef 60'tan beri 60 darbesi, işte Muhtıra, 71 Muhtırası, ondan sonra 97 postmodern darbe denen 28 Şubat süreci çok ciddi sıkıntılar ülkemizde yaşatan. Ondan sonra 2007 yılında 410 bin elektra olarak kalktı. İşte Cumhurbaşkanlığı'nın karışma açıldığı 367 krizinin ortaya çıktığı dönemler. Ve en son tabii 15 Temmuz işgal girişimi ki bu başarıyla milletimiz bizim teraziti sayesinde geçiştirildi. Son dönemlerde yaşanan sıkıntılara da değinen Aslan Parçası, 15 Temmuz darbe kalkışmasının milletin dik duruşuyla geçiştirildiğini belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı sunumun ardından konferansa konuşmacı olarak katılan yazar ve şair Mehmet Ragıp Karcı, katılımcılara Türkiye'de darbe tarihleriyle ilgili bilgi verdi. Darbeler insanın ahlaki alanını sarsıyor. Biz mesela öğrenciyken trene bindiğimizde memleket bu Diyarbakır'a gelirken bedava binmeye çalışırdık. Efendim şeye gidip ekspres trendeysek lokantasına gidip bedava yemek yemeye çalışırdık. Asketik kıyafet olduğu için üzerimizde. Kahvelerde bedava çay içmeye çalışırdık. Tüm darbelerin hayatı ve özgürlükleri kısıtladığını söyleyen Karcı, darbeler sadece maddi zararlar vermez, darbeler insanların ahlaki değerlerini de sarsar dedi. Yaklaşık 2 saat süren konferansa ilçe kaymakamı Dr. Vural Karagül, Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Ragıp Görgün, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Karakaş ve Hasan Postacı, Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Hastane Baş Tabibi Mehmet Nuri Konca ile çok sayıda vatandaş katıldı.